Akşam çok değerli bir konuğumuz var yine. Sayın Birgül Ceci Baba, Bengül Ceci Baba, pardon. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun, teşekkür ederim. Evet, bu akşam gördüğünüz gibi bayağı böyle donanımlı bir stüdyodayız. Evet. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Bengül Ceci Baba. Gigacop'un üretim ayağındayım. Orada üretim yapıyorum. Yaklaşık 2 yıldır birlikteyiz. Kooperatifte birlikte çalışıyoruz. Dernekle de, kooperatifle de birlikte çalışıyorum. Lefkara işi, lapta işi, koza işi, birazcık hurma işinden falan yapıyoruz. Yani bildiğimiz kadar, bildiğimiz kadar yapıyoruz. Bu şekilde 2 yıl önce kesişti işte yollarımız. Hala daha bu şekilde devam ediyoruz, gidiyoruz. Çok güzel. Şimdi bunları detaylandıracağız az sonra. Evet. Önce siz aslında ne yapardınız? Yani Gigacop'la tanışmadan önce Girnelisiniz. Evet. El işleriyle uğraşıyorsunuz. Evet. Kaç yıldır el işleriyle uğraşıyorsunuz? Çok meraklısınız, çok titizsiniz. Çok güzel şeyler konuştuk dışarıda evet. Az önce. Evet. Bu yanınızı önce bir tanıyalım, sonra da işin detaylandırmasına evet. girelim. Şimdi ben bizim dönemimizde internet yoktu. Dolayısıyla da biz yaz tatillerinde annelerimizin bize al bu kumaşçı, bunu işle, onu işle, onun işlediğinden öğrenmek için yazda el işleri yapardık. Hı hı. Ben Lefkara'yı annemden öğrendim. Maşallah. Okulum bittikten sonra çeşitli sektörlerde çalıştım. Otoyedek parçacılıkta yaptım, yönetici, sekreterlikte yaptım, inşaat müteahhitliğinde. Sonra çocuklarım doğduktan sonra evdeydim. Ondan sonra dedim ki olmaz dedim. 13 yıl kamyon sürdüm. Maşallah. Su tankerim vardı. Evet. Gerçekten. Evet. 13 yıl fiili yani resmi olarak su tankeri işi yaptım. 13 yıldan sonra eşim rahatsız olunca dedim ki ben bu işi yapmayacağım. Dolayısıyla da 2-3 yıl işte pratik kız sanat okuluna gittim. Hı hı. Orada bir şeyler öğrendim. Lapta işini öğrendim. Biraz koza işi öğrendim. Kendimi geliştirerek bu şekilde Girne Limanı'ndan bir kordon boyunda bir masa kiraladım belediyeden. Yaz aylarında sadece 3 ay ve orada başladım. Hı. Sonra buradan 2 yıl önce işte üyelerimizden, YK'damızdan bir şeyle, Özlem Özbekoğlu'yla festivalde yollarımız kesişti ve o şekilde ben de bu kooperatife üye olarak devam ettim ve kendimi daha fazla geliştirerek, daha fazla vizyonumu, network'ümü, sunumlarımı, bize verdikleri eğitimlerden dolayı, çünkü biz 2 yıl vardır eğitim alıyoruz. Hı hı. Yani sadece ben değil, hı hı, Karpaz'daki bayanlardan, Yeşilırmak'tan herkese bize özel eğitim veriyorlar. Evet, gidiyoruz, bize eğitim veriyorlar. Onlardan dolayı kendimi de geliştirerek daha fazla işler yapmaya, daha fazla insanların alabilecekleri, daha küçük objelere, tabii ki büyük objelerde çalışıyoruz ama daha küçük objelere diye o şekilde kendimi geliştirerek devam ediyorum. Süper. Evet, çok heyecanlı. Yani daha önce sizin gıyabınızda daha önce gelen misafirler, hı hı, işte böyle örnekler getirdikleri zaman, tabii onları istasyondan getirdikleri zaman. Evet. Şimdi onlarla sohbet farklıydı. Sizinle sohbet daha farklı. Çünkü evet, siz işte nasıl işlendiğini, yani evet, motifleri, her şeyi siz aslında bu işin, yani benim, yani siz evet, derken benim, evet, diğer arkadaşlarla sizlerle birlikte, birlikte evet, olan, yani evet, sizin özelinizde konuşuyoruz, evet, ama evet, hani siz ve diğer katkı, evet, koyan, evet, kadın, evet, emekçilerle, evet, burada, evet, beraber olmak tabii ki daha onur verici, evet, daha duygu, hı-hı, yüklü. İsterseniz ufaktan başlayalım. Yani evet, nasıl yapılıyorlar, bu işi yapabilmek için size nasıl, yani eminim evde yapan vardır, size ulaşması, sizin yani ekibinize katılması. Her
kim yapmak istiyorsa bizim Lefkoşa'da istasyon diye bir binamız hı hı. var. Oraya gelebilir. Hı hı. Orada forumlar var. Orada hı hı. forumları doldurabilir. Hı. Bizim YK'mızdaki arkadaşlarımız, yönetimdeki arkadaşlarımız, icradaki arkadaşlarımız muhakkak onlara ulaşacaktırlar. Hı hı. O şekilde onlarla irtibata geçeceklerdir. Evet. Ve ister üretirler, isterlerse eğitim almak isterlerse. Hı-hı. Yani bizden hazırız, herkese öğretmek isteriz. Çünkü bunlar bizim kültürümüzdür. Evet. Ve biz kültürümüzün kaybolmasını istemiyoruz. Hı-hı. Ama kültürümüzü yaparken de biraz bir şeyler kazanma. Yani turistlere tabii satmak ki amacıyladır. Esas amacımız zaten. Ve dolayısıyla da yani her türlü eğitimi de vermeye hazırız. Hı-hı. Öğrensinler, gençlerimiz öğrensin ki kültürümüz kaybolmasın. Evet. Evet, belki şu anda böyle çok büyük objeler gençler işlemiyor. Hı-hı. Küçük objelere çalışıyoruz. Çünkü günümüz öyle oldu. Hı-hı. Yeni her şey değiştiği gibi, hı-hı. iklimimizin değiştiği gibi, evet. her şeyin değiştiği gibi bizim işlerimizin de bazı şeyleri değişti. Evet. Ama sayılarımız, kumaşlarımız, hı-hı. ipliklerimiz aynıdır. Sadece objelerimizden birazcık değişiklikler oldu. Hı-hı. O kadar. Yani. Evet. Mesela örnek Lefkara işi, evet. hep bildiğimiz bir şey. Evet. Lefkara işinden başlayalım. Bunu mesela kaç günde ya da nasıl? Şimdi Lefkara işimiz 1400'lü yıllarda adamıza gelmiş bir hı hı. iştir. O tarihleri de süper. Ve Venedik korsanları tarafından adamıza gelmiştir. Venedik korsanlarının asilzadeleri tarafından Lefkara köyüne yerleşmişlerdir. Ve bizim şeyimizden, beyaz işimizden biraz karışarak o şekilde öğrenildi. İlk önce Rumlar, sonra Türklerle karma birlikte. Karma bir kültürden evet, doğdu. Evet, o şekilde öğrenildi. İlk önce bizim kendimizin ürettiğimiz, ipliğimiz olan, sarı kozamızdan yapılan ham, ketenden yani bildiğiniz ipekten onların üzerine işlendi. Daha sonra İrlanda'dan gelmeye başladı keten. Evet, öyle evet, bir şey söylemiştiniz İrlanda, istasyonda. Evet, İrlanda keteninden ve DMC ipliğiyle böyle çile halinde. Şu anda çile halinde gelmiyor, yumak halinde geliyor. Bu eskidir tabii ben şey yapılsın diye. Ve bir şu rengi bir de krem rengimiz vardır. Krem rengimizi getirmedim galiba burada. Bir de böyle krem rengi olarak çalışıyor, orijinal evet. olarak. Bunun telleri enine ve boyuna eşittirler ve bu böyle kolalıktır, çok hı hı. incedir. Şu yıldızdır, kesilerek çalışılıyor. Ha, onu soracaktım. Arası örgü mü evet, onun? Evet, kesiyoruz. Tığla değil, hep iğneyle çalışıyoruz. Bu özel yastığımızdır. Şu anda böyle kasnakta çalışıyoruz ama bu özel yastıkta yapılıyor. Elinizi böyle içine sokup işliyorsunuz. Bu kenarına simbi denir, ayrı çalışılır. Bu yıldızımızdır, bu merdivenli örneğimizdir. Bu şekilde her bir işin, her bir şeyin bir adı, bir ismi vardır. Lefkaramızın, ben onu biraz modernize edip böyle renkli olarak, klaş evet. olarak yaptım. Çünkü sayıları aynıdır, sadece rengini biraz değiştirdim ve günümüze adapte ettim. Aynalarımıza, makyaj aynalarımıza. Evet. koyduk. Bardak hatlı olarak yapıyoruz. Yani günümüzde böyle küçük şeylere hı hı. yapmaya çalıştık. Lapta işimizin keteni özeldir. Şu anda bu da 1400'lü yıllardan beri 1900'lü yıllardan beri özür dilerim adamızda çalışılan bir nakıştır. Hı hı. Lapta işi sadece Lapta yöresinden yayıldığı için ismi Lapta işidir. Ve ejderhalar, çiçekler dir motifleri. Hı hı. Şu anda Lapta'da yaşlı bir teyzecimiz var, Sıdık ablamız. Bizler de onlardan öğrendik bazı şeyleri. Onlar çalışıyorlar 50 yıldır. Yani onların bilgisiyle bizim bilgimiz bir değil. Onlar daha fazla biliyorlar. Ama yani böyle molineyle işliyoruz kendilerini. Kullanılan renkler. Renklerimiz evet. Yeşil, kahverengi ve siyah. Muhakkak siyah. Bu şekilde kenarına işlediğimiz işin kenarına siyah kontür çekmek zorundayız. Siyah kontür çektiğimiz işler Lapta işi oluyorlar. Yani, genellikle hesap işi de deniyor ismine bir ismi de. Şu an onlar daha büyük çalışılıyor. O önümüzde olan o daraktır mesela. Fikriye Hanım diye bir el işi öğretmeni vardı. O Lapta'ya gelip yerleştiği zaman o çıkarttığı örnekleri ve o işlettiği bayanlara ve bütün
dünyaya sattı. Yani o pazarlamaya şey yaptı. Şimdi bizim istasyondaki gibi aynı. Hı hı. Nasıl biz üretiyorsak da istasyonda satıyoruz. Sunum, kooperatif evet. gibi. O da başka bayanlara işledildi. Evet, bireysel olaraktı. Ama yani yine imece, yine kooperatif. Ketenimiz özeldi. Altındaki de aynı şekilde. Bu altındaki. Evet, bu da Atatürk çiçeğiydi. Bu da meroşlerimizdir. İsimleri var. Bu Atatürk çiçeğidir. Bu da meroşlarımızdı. Ben böyle küçük kesip çalışıyorum. Çünkü küçük objelere çalıştığım evet. için çok ketenim, çok böyle keteni büyük taşımak istemiyorum hı-hı, diye hı-hı, bu hı-hı. şekilde. Şu şekilde yapıyoruz. Böyle peçeteliklerimiz var. Bunları özel istasyondan talep ettiler. Hı-hı. Çok güzel. Peçeteliklerini biliyorsunuz Sipahi'deki kadınlarımızla evet, dikiş makinesi yani, alındı. Evet, beyaz onlar, düz peçeteleri evet, o pandemi döneminde biliyorum onun evet. Ve şimdi onları mesela biz pazarlarken onlara sunum olsun diye böyle peçetelikleri de yaptık. Muhteşem. Alırken onlar da çok güzel satılsın diye. Orada sanırım hurma dalı. Bu hurma da ben bunu çok eski rahmetlik bir halamdan öğrendim hurma Allah işini. Allah rahmet eylesin. Bundan bir yıl önce, bir buçuk yıl önce gene Girişimci Kadınlar Derneği'nin bir Habitat'la bir programı, bir yarışması projesi. Vardı. Projesi vardı. Ben orada hurma dalından birinci geldim. Zembil, ama ben zembil değil de plaj çantası yapmak için. Bunu onun için getirdim. Ama şu anda Serdarlı'daki kadınlarımız zaten bir bölümü yapıyorlar. Onlar da yapıyorlar. Sesta sepet. Sestamız evet var. Bunlar buğday kalemindendirler. Hı hı. Bildiğiniz Karabaşak buğday kalemini zamanında, şu anda zamanıdır, bunu kesiyorlar ve kök boyalarla boyatılıp bu şekilde işliyorlar. Her türlü şeyi de kullanıyoruz. Yani esasında plastik kullanmamamız lazım. Evet. Eskiden insanlarımız her şeyin organiğini yapıyordu. Evet. Çünkü bunun üzerine koyduğumuz her şey suyu çeker ve kendini kurutur ve sana tekrar, yani plastikteki kimyasal sana geçmiyor. Biz artık plastik, metal falan kullanıyoruz. Normalde bunları kullanmamız lazım. Kesinlikle. Yani. En sağlıklısı bunlar. Evet, yani. Böyle minyatür sesolarımız. Onları bayanlara yaptırtıyoruz. Üzerine de lefkaralarımızdan, laptalarımızdan, kozalarımızdan koyup magnetlik olarak veriyoruz. Veyahut da üçlü kombinlerimiz vardı. Hı-hı. Daha önce gelen evet. arkadaşlarımız getirmişti evet, size. Evet. Onlar da kullanıyoruz ki bir yere götürürken, giderken daha küçük objelerde tabii. hepsi küçük küçük şey yapılsın. Taşıması altında, daha kolay evet, olsun. Altında da hikayelerini yazıyoruz o şekilde. Sunumlarımızı da yaparken genellikle böyle hikayeli kağıtlarımız var. Hı hı. Mesela burada lefka işi, evet, şurada tarihçesi yazıyor, kooperatifimizin adı yazıyor, burada hangi üreticinin yaptığı yazıyor. Ve onları o şekilde, mesela aynalığımızı veyahut da göğüs iğnemizi o şekilde içerisine koyuyoruz, ambalajlıyoruz. Hem alan şahıs nasıl isterse, yani geri kalan, yani tedarik ettiği ürünün devamını istiyorsa, o da onu getirip diyebiliyor istasyona. Ben bu üründen almıştım ve ben bu üründen istiyorum. İşte yapan kişi de belli evet, zaten. Evet, arkasında bu şekilde. Evet. Sanırım bir kutu olacak evet, orada. Evet, budur. Böyledir. Mesela bu şekilde evet. yazıyoruz arkasında. Yani sadece benim değil, bütün herkesin. Ürünlerimizde evet. bu var. Gıdamızda da var. Bize gıda eğitimi de aldırttılar. Biz gıdadan da, Türkiye'den, TİKA'dan şahıslar geldi. Bize gıda eğitimi, kooperatifçilik eğitimi verdiler. Hı-hı. Nasıl macunlarımızı yaparken nasıl kavanozlayacak, nasıl yapacak, nasıl edecek, biz bu ürünleri yaparken nasıl sunacak, nasıl pazarlayacak. Dolayısıyla da network'ümüzü çok büyüttüler. Daha profesyonel evet, ben olarak. Çok şanslıyım ki yani tanıştınız. İçim Hanım'la, Özlem evet. Hanım'la, Zinet Hanım'la, Berin Hanım'la hepsiyle tanıştığım için ve yani hayal edemeyeceğim kadar güzel yerlere birlikte gittik. Hayal edemeyeceğim kadar kendimi geliştirdim, ne büyüttüm. Güzel. Ben onlara çok teşekkür ederim. Çok güzel yani şeylere imza evet. attık. Hep birlikte attık.
çok güzel yerlerde benim eserlerim var. Yani birçok arkadaşımın ürettiği ürünle benim ürettiklerimi birleştirerek şu anda Türkiye'nin çeşitli yerlerine giderlerken hediye götürdüler. Ve çok güzel şeyler oldu yani. Ne kadar yani. Güzel. Evet. Her şeyden mutluyum. Önce kültürümüzü siz devam ettirip böyle güzel güzel ulaşılabilir hale getirmiş olmanız için öncelikle size teşekkür ederim. Tabii sizin nezdinizde tüm GİKAKOP ve GİKA'da teşekkür ederiz. Çünkü her programda aynı şeyi söylüyorum. İyi ki varlar, iyi ki bu projeyle çıkmışlar yola, iyi ki sizleri bir araya getirmişler. İyi ki biz, ben de sizlerle tanışmışım. Şimdi birazcık da güzel güzel çiçekler görüyoruz orada. Sanırım şimdi içlerinde hepsinin bir arada olduğu tek buket buydu. Bunu evet, o kır çiçeklerimizdi. Yani yapan daha çok arkadaşlarımız da var, şeyler de var ama herkesin kendine özgü şey var. Bu turunçlarımızdır, daha önce takmıştınız. Bunlar beyaz zambaklarımızdır. Bunlar cemilelerimizdir. Cemile, evet, İsterseniz göğsünüze takarsınız. İsterseniz siyah bir firketel şöyle başınıza takabilirsiniz. Yani bunları özel olarak bir istediği gelin çiçeği olarak yaptık. Bunlar doğru biliyorum değil mi? Bunlar, evet, ipek böceği kozasından bunlar. Evet, hatta beyaz kozalarımız. Bunlar beyaz kozalarımız, Bursa'dan geliyor. Aha. Bu sarı kozalarımız da Kıbrıs'ındır ve en kaliteli koza sarı kozadır. En kaliteli ipek sarıdan demek evet. ki. Evet. Farkındaysanız ben bunları kesiyorum. Bakın şu şekilde kesip içinden kırzalitini çıkartıyorum. Kendi yiyip çıktığı zaman böyle kirletiyor, lekeleniyor ve bizim işimize yapmıyor. Kayıp. Eskiden çok besledikleri için bunları böyle bu şekilde kesmeyip sıcak suya, küllü suya atıp ipliğini çıkartıp bu şekil bunların ham maddeleri oluyordu. Şimdi ama şu anda sanıyorum bazı kooperatifler var ki onlar yapmaya çalışıyorlar kendilerini ama yeni yani böyle bir iki aylık bir olaydır. Ama bizler de yapıyoruz, yapmak istiyoruz, ipliğini yapmak istiyoruz. Yani biraz daha zamanımız var herhalde. Bu yaprak var. Bunu siz herhangi bir işlem yapıyor musunuz bununla? Evet, yapıyorum. Ben onları gıdayla boyatıyorum. Mesela beyaz olanı? Beyaz olanları boyatıyorum. Onu da söyleyeyim size. Mesela yeşilleri çimenle boyatıyorum. Bildiğimiz evet, yeşil çimen. Evet, yeşil çimenle boyatıyorum. Kırmızıları gülle boyatıyorum. Ha, kırmızı gülü. Hem kendileri organik hem de boyaları organik. Ayrıyeten kullandığım diğer boyalar da direkt ipek boyası olarak alıyorum. Yani direkt kumaş değil de ipeğe özgü boyalar vardır. Ki şalları falan yapıyorlar. Onlarla yaptıklarım da var. Ama mesela kırmızıları gülle. Gülü eziyorum. Özünü alıyorum. O şekilde kırmızı boya elde ediyorum. Mesela? Biraz daha fazla su katıyorum. Tonajları açıyorum. Yani aslında biraz da recycling için yapıyorum. Geriye dönüşüm de yapıyorum. Mesela önünüzdeki o şişe gazoz şişesidir. Aa, evet. Çocuklarım gazoz içiyordu. Şişeleri çöpe atmayı düşünemedim. Dolayısıyla içine çiçek koyup bu şekilde değerlendirdim. Süper. Bu da kışın odun kesiyoruz. Kalan parçalardan evdeki çerezleri değerlendirerek bu şekilde geriye dönüşüm yaptık. Üstündeki çerezlik. Şu anda bu kavanozdur ama yani ilk etapta çerezlik diye yaptık. Bunlar da odun kestiğimiz parçalardan kalanlardı. Bu şekilde değerlendirdik. Buraya isim yazıyoruz, tarih yazıyoruz. İsteyene sevgilerle. Buraya mum koyup masaya oturtabilirsiniz. Yani biraz geriye dönüşüm. Ben biraz bazı şeyleri tasarruf edip çöpe atmayı istemiyorum. Evet. Zaten, İleri dönüşüm sanatına evet, katkı zaten aslında zaten derneğimizin yaptığınız de bir hedefi odur. Evet. Bu konu hakkında da bize birazcık eğitim verdiler. Türkiye'de Ebru Hanım, Ebru Baybara Demir diye bir bayan var. Bilmiyorum biliyorsanız ismini. Onlar gelip bize geriye dönüşüm zebzeleri nasıl yapıp tarımda daha güzel şeyler elde etmemizi evet. kompostlama şeyini verdiler. Şu anda zaten şey yapıyoruz, nedir? Kekik ektik, gül ektik. Evet. Güllerimizden mesela
Yağ çıkartacağız. Gül yağı. Hepsi bunlar muhteşem. Bizim Kıbrıs mesela. Güllerimiz. Bizim Kıbrıs'ımızın. Evet şey kokulu gül kokulu, suyu evet, gülü. Evet bunlar onlardandırlar. Şunlar nergislerimizdir. Evet. Bir nergis projemiz evet. vardı. Evet. Çocuklar için. Onlar için yaptık. Sattık. Elde ettiğimiz gelinen nergislerimiz var. Onları okutuyoruz. Yani bir şeyleri üretirken bir yerlere dokunarak üretmek istiyoruz. Evet. Yapmak istiyoruz. Ne kadar güzel. Evet. Evet yani böyle anlat. Lapta işimizin de şeyini alıyoruz şu anda. Tescilini alıyoruz. Hı. Ki sadece Lefkara işinin var mı? Lefkara işinin tescili var. Onu Güney aldı. İşte ondan daha şey olsun diye biz şu anda Lapta'yı almak istiyoruz. Ki sadece bizde üretilsin. Hı hı. Çünkü çok özel bir iştir. Evet. Sadece yani ve çok zor bir şeydir. Evet. Bir telleri sayıyoruz. İki yukarı, iki aşağı. Bir kumaşı alırken kumaşın bütün tellerin eşit olması lazım. Aralıklarının eşit olması lazım. Her işimiz zorluğu olduğu için bunların da böyle bazı zorlukları var. Meşakkatli. Evet. Ama az önce saydıklarınızdan yani kimyagerlik var, ne bileyim işte hani sanat tarafı var, dikimi ayrı, işte çiçeklerin renklerinin boyanması, işte o kimyagerlik evet. dediğim o şeye giriyor. Muhteşem, gerçekten nutkum tutuldu. Orada bir ajanda görüyorum. Evet, ilk işimiz bu. Sizin göz bebeğiniz anladığım kadarıyla. İlk işimiz bu. Özlem Hanım'la tanıştığımız gün Bengül ablayla birlikte bir şeyler yapalım dedi. İlk önce ajandalarımızı yaptık. Sonra plaketliklerimizi yaptık. Hı hı. Şu anda adada Lapta işte plaketlikleri Özlem Özbekoğlu yapıyor. Hı hı. Ve ilk önce herkes çok beğendi, çok şey yaptı. Yani plaketin üzerine direkt nakış yapılıyor. Hı hı. O şekilde hı hı. veriyoruz. Hı hı. Yani bu şekilde güzel şeyler oluyor. Çok güzel şeyler oluyor, evet. Yani kooperatiften fazla derneğimizin hızına yetişemiyoruz. Çünkü onlar da çok hızlı çalışıyor. Evet, evet. Bizler de çok hızlı çalışıyoruz. Yani kooperatifteki bayanlarımız da bizle birlikte. Yani 100 kişilik maşallah. Daha fazla olmasını da isteriz. Çünkü onu da söyleyeyim, hiç kimsesi yalnız bir şeyleri elde edemez. Evet. Bir elin hiçbir şeyi yok ama iki elin sesi vardır. Var. Onun için lütfen gelin hep birlikte olalım. Bir şeyler yapalım. Çocuklarımızın geleceği için bir şeyler elde edelim. Yani şu anda Karpaz'dan Yeşilırmak'a kadar üyelerimiz var. Ama evet. isteyen herkese de kapımız açıktır. Buyurun gelin. Ne üretiyorsanız gücünüze göre bizim de pazarlayabileceğimize göre konuşarak size de ona göre eğitimler vererek o şekilde devam edip bir yola birlikte gidebiliriz. Ne kadar güzel. Aslında bu programın amacı da bu. Evet. Hem çağrı yapmak. Evet. Gizli kalmış kahramanları evet. meydana çıkarmak. Evet. Hem işte sizin yaptıklarınızı dilimizden, elimizden geldiğince evet. takdir için halkımıza evet. sunmak. Dolayısıyla bu çağrıya evde kendi kendine üretim yapan tüm kadınlarımıza aslında söylüyoruz. Gigacop'la irtibata geçin ve siz de bu zincirin bir parçası olun diyoruz. Evet, şimdi aslında bu kadar güzel şeylerden bahsettik. Hı hı. Birazcık da size ne yani çok şey katmış. Ama zaten varmış da hani çok cevval bir kadınsınız. 13 sene dediniz yanılmıyorsam. Evet. Kamyon yani, sürdüm. Kamyon yani su tankeri sürmek evet, su tankeri zaten sürdüm. Başlı başına bir evet. hani güç, cevvallik evet. istiyor. Evet. Ve hayatın sizi getirdiği nokta anladığım kadarıyla çok güzel bir yerdesiniz şu anda. Belki daha da iyi yerlere gideceksiniz. Evet. Size Gigacop'la Özlem Hanım vasıtasıyla öncelikle teşekkür ediyoruz Özlem Hanım'a da. Gigacop'la tanışıncaya kadar siz zaten bir şeylere başlamışsınız. Evet. Kendi girişimcilik ruhuyla evet. Bir tezgah evet, Girne evet. Limanı'nda almışsınız. Evet. Neler oldu ondan sonra? Bu eğitimlerde size mesela az önce söylediniz işte evet. nasıl yapacağınızı,
işte macunlarda mesela ne fark? Sizin evde şimdi yaptığınızda ben, size öğretilen arasındaki çok fark? Çok büyük farkı var. Mesela şimdi biz mesela ben kendi adıma konuşayım. Ben gittiğimde masam açtığımda her şeyi normal böyle dizerdim, koyardım. Ama şu anda onu öğrendim ki bir şeyi satabilmek için bir hikayesini anlatmam lazım. Bir sunumunu, bir görselini vermem lazım. Bilgilendirmem lazım. Reçelde de aynıdır. Yapılan, gıda da olsa, gıdada da aynıdır. Mefruşat el işinde da olsa hiç fark etmez. Hepsinde de bir hikayesi olması lazım. Bir sunumu olması lazım. Bir görseli olması lazım. Ki o şekilde. Size onu pazarlayanın da güler yüzlü olması lazım. Size bilgilendirmesi lazım. Biz onu yapmıyoruz. Şu andan yapmıyoruz derken ben yapmıyorum onu. Çünkü ben siz orada üretim değil. Değilsiniz. Satış bacağındaki arkadaşımız onu yapıyor oradaki. İstasyondaki arkadaşımız yapıyor. İstasyonumuzun konumu da çok güzeldir. Oraya da gitmenizi tavsiye ederim. Ben şahsen bütün üreticilerin oraya gitmesini tavsiye ederim. Bizim çok ilk güzeldir. Tanışmamız orada olmuştu zaten. Evet. Ve hatırlıyorsanız size şeyi verirken bu size dedim İrlanda ketilini demek. Size bu şekilde kağıdını verdiğim zaman yanınızdaki genç yakışıklı alıp okudu ve çok mutlu oldu. Evet, İrlandalıydı i̇şte bu bana, kendisi. Evet ve işte bu bana Gigat'ın bana bir hediyesidir. Bir şeyimdir yani katkısıdır ki ben bunu öğrendim ve bu şekilde sunuyorum. Ben onlarla çok güzel şeylere imza attık. Nasıl imza attık? Mesela Gaziantep'e gittik. Oradaki birçok yeniliği gördük. Gaziantep'ten kutlu kumaşı alıp gelip üzerine lefkara işi işledik. Olabiliyor muymuş? Evet, olabiliyor. Bayağı biraz uğraştım ama olabiliyormuş. Yaptık yani sonuçta. Önemli olan o. Evet. Şu anda mesela onların bir internet üzerinden bir satış şeyleri var. Bir Kagidem'le bir protokol imzaladılar. Mesela biz onlara üye oluyoruz. Ve orada biz ürettiklerimizi orada pazarlama hedeflerimiz var. Online olarak. Yani online olarak. Buradan bir yerlere gitmenize gerek yok. Buradan da yapabileceksiniz o işleri. Evet, evet. Ve onların birçok bağlantı yapmaya çalışıyoruz bu şekilde. Ki istediğimizi kargoyla gönderebilirim. Biliyorsunuz şu anda zaten Kıbrıs'tan Türkiye'ye kargo çok gitmiyor bazı şeylerde. Yani başka bürokratik engeller olmuyor. Onları ortadan, aşmaya çalışıyoruz. Evet. En azından kooperatifler aracılığıyla olsunlar diye. Evet, yani sadece görünen belki bunlardır ama arkasında çok bürokratik işler vardır. Ve hep bunları YK'yla icra kurulu inanamayacağınız kadar çok çalışıyorlar. Belki biz evde üretiyoruz ama onlar da beyinlerinde bir şey üretiyorlar. Sizinki el emeği göz nuru. Evet. Onlarınki de beyin gücü. Ama ve... ben bir şeye inanıyorum ki hepsimiz bir birlik. Evet. Çünkü bizim öyle bir beyin gücümüz, bizim öyle bir network'ümüz yoktu. Biz sadece üretiyorduk. Ha, ben bunu işleyeyim de işte gelecek falan da alacak. Öyle bir şey yok artık dünyada. Dünya çok değişti çünkü. Ama onların bir yelpazeleri çok geniş olduğu için onlarla birlikte olursak bir şeyler elde edeceğiz. İnanıyorum. Pazar payını elde edebilmek için kurumsal anlamda çalışmalar. Evet. Sizin ürettiklerinizi de bu vesileyle işte dünyaya, önce Türkiye'ye, daha sonra dünyaya tanıtma. Evet. En önemlisi işi onların. Evet. En önemlisi de mesela şu anda aklıma geldi. İlk etapta bütün otellere ekmek sepeti olarak sellelerimizi kondu. Organik olduğu için özel sele üretildi. Hı hı. Serdarlı'daki bayanlarımız üretti onları. Hı hı. Ve bütün otellere sundular mesela. Konuldu. Yani adım adım ilerliyoruz. Evet. Biz daha bebek büyüyeceğiz. Eminim. Yani, yok. Belki iki yılda çok şeyler başardık ama daha da çok şeyler yapacağımıza. Ondan hiç şüphem yok. Evet. Biz de sizin takipçinizdeyiz. Evet. Kekiklerimiz var, okulumuz var. Evet. Hep onları herhalde size söylemişlerdirler. Ektik. Peyderpey her gelen misafir birazcık bir şeylerden bahsediyor. Evet. Yani muhteşem. Ben ne söyleyeceğimi bilemedim. Yani. Anlatmak istediğiniz, değinmek istediğiniz başka bir konu var mı acaba? Yani herkesin bir yeteneği olduğuna inanıyorum ben. Belki benim yeteneğim el işidir.
belki sizin yeteneğiniz sunuculuktur, belki başka birinin pazarlamadır ve hep birlikte bir şey yaparsak aynı Kıbrıs çatı altında içinde, Kıbrıs için bir şeyler yapacağımıza inanıyorum. Çocuklarımızın göç etmeyeceğine inanıyorum. Çünkü biz varsak bir toplum var olur. Biz evet. yoksak olmaz. Evet. İşte o yani, yüzden de diyoruz ki üretelim. COVID bize üretirken sizin de değindiğiniz gibi geri dönüşümle de ileri dönüşüm sanatıyla da evet. bir şeyler yapalım. Evet, çöpüye çok bir şey atmayalım. Evet. Atarken düşünelim. İklim krizi geçen hafta da söyledik. Kapımızda değil artık evimizin evet. içine girdi. Muzların kabuklarını bir yere koyalım. Yediğimiz yeşilliklerin kabuklarını bir lengere koyalım. Bir lengerin içerisinde birazcık toprak koyalım. Onlara üzerine koyalım. Onlar dönüşüp gübre olur. Hiçbir şey olmadı. Salonumuzdaki çiçeğimizin evet. suyuna katarız, bir yere katarız. Yani hiç olmadı. Kışın otururken bir atkı örebilirsiniz. Bir çorap örebilirsiniz. Yani çorap demeyin, bir atkı örebilirsiniz. Bir çanta örebilirsiniz. Çok evet. sevdiğinize bir hediye verebilirsiniz evet. onu. En azından sizin ürettiğiniz olur. Yani evet. bunu ben ürettim dersiniz. Üretince evet. insanlar çok mutlu oluyor çünkü. Üretmek kadar güzel bir şey yok yani, tabii ki. Yani tabii bu üretimi defkara, ekonomiye evet. de katabilirsek çok çok daha iyi olur. Bir tane yapınca insanlar ötesi de gelir. Çünkü o onu görür, o onu görür, o onu görür. Üretin, aman boş ver ben hazır alırım demeyin. Yapın yani. Bence bizim yaptığımız Çin'den gelenden çok daha kalitelidir. Kesinlikle. Daha güzeldir yani. Her şeyden önce içinde el emeği, evet. göz nuru, sizin sevgi, emeğiniz var. Evet, sevgi var. Evet, zamanınız var. Evet. Son artık birazcık toparlamak istersek, son vermek istediğiniz mesajı da alalım. Çünkü uyarı gelmek üzere biliyorum. Gençlerimiz de öğrensin. İşte ben bunu kullanmayacağım. Ben bunu yani nerede kullanacağım demesinler. Yapmasınlar böyle bir şey. Küçücük mesela bir aynada kullanabilirler. Evet biliyorum evet. artık eskideki gibi örtü kullanmıyoruz. Masa örtüsü kullanmıyoruz. Eskisi gibi sehpalarımıza bir yere koymuyoruz. Çünkü her şey modern oldu, modernize oldu. Ama günün sonunda biz onları başka yerlerde kullanabiliriz. Evet. Mesela yap annelerimizin var. Ya ne yapacağım ben bunu çöpe atmayın. Evet. Başka bir yerde değerlendirebilirsiniz. Mesela kesebilirsiniz, bir köşesini çevirip çanta yapabilirsiniz. Başka bir şey yapabilirsiniz. Yastık dikilebilir. Üzeri, sizin daha önce ceketlerin üzerine dikebilirsiniz. Evet. Yani değişik şeyler olabilir. Çerçeveletip duvara asılabilir. Evet. Gibi. Sizin yani bu atmayın çünkü bir göz nuru var, bir el emeği vardır. İşte bu benim işime yaramaz demeyin. Sizler de en azından bir şeyler öğrenmeye. İşte ben artık bu eve giderim bu saatte. İşte çok yorgunum demeyin. Çünkü atalarımız her şeylerini kendileri zaten yapıyordu. Çamaşırını da elde yıkardı. Yemeğini de odun ateş, her şeyini yapardı. Evet geçmişe dönemeyiz. Ama onlardan bir şeyler örnek alıp küçücük bir şeycikler üzerine katıp bizler de gençlerimize öğretebiliriz. Kesinlikle. Yani. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok bilgili, yine çok güzel, tamamen el emeği ve bu emeklerin arkasındaki kahramanla bu akşam beraberdik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. İnşallah olur. Girişimci Kadınlar, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmıştır.